Merhabalar arkadaşlar, EYS yayınlarından 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 95. testteyiz. Eşitsizlik sistemleri ile ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Fx eşittir x eksi 3, gx eşittir 2x eksi 5 fonksiyonlarının işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyoruz? Her bir fonksiyonun kökünü buluyoruz. Çarpanlarını sıfır eşitleyerek. X eksi 3 sıfırsa x eşittir 3'tür. 2x eksi 5 sıfırsa x eşittir 5 bölü 2'dir. F'in hizasında neyi işaretleyeceğiz? 3'ü. G'nin hizasında da 5 bölü 2'yi işaretleyeceğiz. Sonra F'te de G'de de artı ile başlayacağız. Bakın burada F'te eksiyle başlamış, G'de artı ile başlamış. Yanlış. Önce kökleri kontrol edelim. F'te 3, G'de 5 bölü 2. F'te 5 bölü 2 demiş, yanlış. F'te 3, G'de 5 bölü 2. F'te 5 bölü 2 demiş, yanlış. Ve deniz diye baktığımızda arkadaşlar ikisinde de artıyla başlamış. F'ten bakalım. Artıyla başladık. 3'ü geçerken işaret değiştirdik. Sonra 5 bölü 2 kökü olmadığı için aynen devam ettik. G'de artıyla başladık. 3 kökü olmadığı için devam ettik. 5 bölü 2 kökü olduğu için işaret değiştirdik. Dolayısıyla cevabımız deniz oluyor. İkinci sorudayız. Fx eşittir x eksi 7. Gx eşittir eksi x artı 4 fonksiyonların işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Tabloyu kendimiz oluşturalım. Diğer türlü karışık oluyor. X eksi 7 sıfırsa x eşittir 7'dir. Eksi x artı 4 sıfırsa x eşittir artı 4'tür. Kökleri küçükten büyüğe dizelim. 4, 7. İki tane satır çizelim. Üstteki satır f'in. Alttaki satır g'nin olsun. F'in kökü 7 olduğu için 7'yi işaretleyeceğim. G'nin kökü 4 olduğu için 4'ü işaretleyeceğim. F'de işaretimiz en büyük dereceli terimimiz x. 7 sabit terim. X birinci dereceden terim daha büyük. O yüzden x'in işareti artı olduğu için artı ile başlıyorum. 7'yi geçerken işaret değiştiriyorum ama 4'ü geçerken işaret değiştirmiyorum. Çünkü kökü değil. G'de en büyük dereceli terimimiz x ve işareti eksi olduğu için eksiyle başlıyorum. 7 kökü olmadığı için İşaret değiştirmiyorum. 4'ü geçerken değiştiriyorum. Şimdi seçeneklere bakalım. Buna uygun seçenek, bakın, Adana'da verilmiş. O yüzden cevap Adana. Üçüncü sorudayız. 2x eksi 3 küçüktür 0. X artı 1 büyüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini veren işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önceki ilk iki sorumuzda arkadaşlar sadece işaretini inceliyorduk. Ama şimdi çözüm kümesi bulacağız. Yani önceki sorulara şöyle dönersek, bakın, herhangi bir büyüktür 0 veya küçüktür 0 eşitsizliği yok. Biz f'in ve g'nin hangi aralıklarda hangi işaretleri aldığını tüm reel sayılar için bakmış oluyoruz. Ama burada ne yapacağız? 2x eksi 3'ün negatif olduğu ve x artı 1'in pozitif olduğu ve ikisinin birden sağlandığı aralığı bulacağız. Ve bunu yaparken ne yapıyoruz? 0'ı eşitleyerek kökleri buluyoruz. 2x eksi 3 0'sa 2x 3'tür. X 3 bölü 2'dir. X artı 1 sıfırsa x nedir? Eksi 1'dir. Kökleri küçükten büyüğe dizelim. Yine biz kendimiz tabloyu oluşturalım. Diğer türlü seçeneklerden karışık oluyor. Böyle daha anlaşılır oluyor. Üstteki satırımız 2x eksi 3 küçüktür 0'ın olsun. Bunun kökü 3 bölü 2. Alttaki de x artı 1 büyüktür 0'ın olsun. Bunun kökü de eksi 1. İşaret tablosunu önce oluşturalım. 2x eksi 3'ten büyük dereceli terim 2x ve işaret artı olduğu için artı ile başlıyorum. 3 bölü 2'yi geçerken değiştiriyorum. Eksi 1'i geçerken görmezden geliyorum ve küçüktür 0 olduğu için eksili bölgeleri tarıyorum. Diğerinde ise x artı 1 ifademizdi. En büyük dereceli terim x, işaret artı artı ile başlayacağım. 3 bölü 2 kökü olmadığı için görmezden geliyorum. Eksi 1'i geçerken değiştiriyorum ve büyüktür 0 dediği için artılı bölgeleri tarıyorum. Her ikisinde de düşey olarak, aralık olarak taradığımız aralık neresi? Eksi 1 ve 3 bölü 2 aralığı. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Eksi 1 ile 3 bölü 2 aralığı, bakın, Bursa'da doğru verilmiş. Başka doğru verilen, mesela Ceyhan'da da eksi 1 ile 3 bölü 2 işaretlenmiş. Ama burada işaretler yanlış yapılmış. Bakın, eksiyle başlamış. Eksi artı artı demiş. O yüzden olmayacak. Başka da zaten, ha, bir de Denizli'de var. Bakın, buradaki hatamız da yine eksiyle başlamış. Eksiyle başlamayacağız arkadaşlar. O yüzden cevap Bursa. Dördüncü sorudayız. X kare eksi 9 küçüktür 0. X artı 2 büyüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini veren işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
yine eşittir 0 yapıyoruz. X kare x 9 0 ise x artı 3 ya da eksi 3'tür. X artı 2'yi 0 eşitledik. Buradan x eksi 2 geldi. Tüm kökleri küçükten büyüğe dizersek eksi 3 eksi 2 ve artı 2 olur. Biraz uzunca yapalım. İki tane satır çiziyorum. Üstteki satır üsttekinin yani x kare eksi 9 küçüktür 0'ın. Alttaki de x artı 2 büyüktür 0'ın olsun. Üsttekinin kökleri eksi 3 artı 3. Alttakinin kökü ise sadece eksi 2. Üsttekinde x kare eksi 9 en büyük dereceye terim x karedir ve işareti pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. 3'ü geçerken değiştiriyorum. Eksi 2'yi görmezden geliyorum. Çünkü kökü değil. Eksi 3'ü geçerken değiştiriyorum ve küçüktür 0 dediği için eksili bölgeleri tarıyorum. Diğerinde en büyük derece terimimiz x ve işareti artı artı ile başlıyorum. 3'ü geçerken işaret değiştirmiyorum. Eksi 2'yi geçerken değiştiriyorum ve eksi 3'te yine görmezden geliyorum. Çünkü kökü değil, büyüktür 0 dediği için artılı bölgeleri tarıyorum. Her ikisini de taramış olduğumuz ortak aralık arkadaşlar eksi 2 ve 3 aralığı. Eksi 2 3 aralığı Adana'da doğru, Bursa'da yanlış. Yine Ceyhan'da yok. Bir Edirne'de bir de Adana'da doğru verilmiş. Hangisini alacağız? İşaretleri incelediğimizde bakın birinci için ne demiş? Artı artı eksi artı demiş. Doğru mu? Doğru değil. Çünkü birincinin kökleri artı 3 eksi 3 olacak. Burada eksi 2 eksi 3 alınmış. O yüzden yanlış. Cevabımız Denizli. Beşinci sorudayız. X kare eksi 2 x artı 1 büyüktür 0. X kare eksi 1 küçüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini veren işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Eşit diyelim önce 0'a ve kökleri bulalım. Burası tam kare bir ifade değil mi? Yani x eksi 1'in karesi değil mi arkadaşlar? O halde buradan bir kök gelecek. X eşittir 1. 0'a eşitlediğim zaman ve iki tane çarpan olduğu için çift kat kök olacak. Diğerinde x kare eksi 1'i 0'a eşitlediğimiz zaman x kare eşittir 1 x eşittir artı eksi 1 olur. Yani iki tane kök var. Eksi 1 ve artı 1. Üstteki eşitsizlik üsttekinin olsun. Yani 1 numara 2 numara diyelim. 1 numara. Burada 2 numara olsun. Bunun kökü arkadaşlar sadece 1 ve çift kat kök. O yüzden iki tane çember. İçini doldurmuyoruz çünkü eşitlik yok. İşaretimiz x kareden dolayı artı ve çift kat kökü geçerken değiştirmeyiz. Artı eksi 1 zaten kökü değil. Görmezden geliyorum artı. Yani her yerde artı. Büyüktür 0 diyor. O yüzden artılı her yeri taradık. Tüm reel sayılar geldi. Neredeyse. Neredeyse diyorum. Çünkü 1 hariç arkadaşlar. 1 ne yapıyor? Burayı 0 yapıyor. Pozitif yapmıyor. 1'i almayacağız. Yani 1 hariç tüm reel sayılar olacak. Diğerine gidelim. Köklerimiz eksi 1 ve artı 1. Yine içi boş. Çünkü eşitlik yok. İşaret olarak ne ile başlayacağız? X karenin işareti artı, o yüzden artı ile başlayacağız. Her kök geçişinde işaret değiştireceğiz ve küçüktür 0 olduğu için eksili bölgeleri tarayacağız. Her ikisini de taramış olduğumuz ortak aralık eksi 1 artı 1 oldu. İkisi de dahil değil. Adana'da aralık doğru değil. Bursa'da doğru. Ceyhan'da aralık doğru değil. Denizli'de değil. Edirne'de değil. Yani aralık olarak önce baktık. Eksi 1 artı 1 aralığı doğru verilen sadece Bursa, cevabımız dolayısıyla Bursa. Geldik 6. soruya. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini veren işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Bir taraf 0 değil, o yüzden bir tarafı önce sıfırlıyoruz. 2x eksi 3 bölü 5'in yanına 1'i eksi 1 olarak attık. Bir tarafı sıfırladık. Payda eşitlediğimiz zaman ne olur? 2x eksi 3. Burası eksi 5 yapar. Tek payda da yazarsak. Son halini verelim. 2x eksi 8 bölü 5 olur. Şimdi bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman pay ve payda gibi düşündüğünüzde paydayı zaten sıfır yapamazsınız. Paydanın kökü yok, sabit. 2x eksi 8'in kökü nedir? 4'tür sıfır eşitlersek. Diğerini yapalım. 3'ü diğer tarafa atalım. Yine x kare eksi 3 bölü 2 eksi 3 küçüktür sıfır olur. Payda eşitlersek x kare eksi 3 eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 bölü 2 küçüktür sıfır. Yani x kare eksi 9 bölü 2 küçüktür sıfır olur. Bunun da pay ve paydasının köklerine baktığımızda payda zaten sabit sayı kök olmaz. Payın kökleri payı sıfır eşitlediğimiz zaman artı 3 ve eksi 3'tür. X kare eksi 9'u sıfır yapan. Tüm köklerimiz bakın 3 tane eksi 3 var, 3 var ve 4 var. Tabloya geçelim. Şu 1 numara
Alttaki de 2 numara olsun. Bir numaranın kökleri üsttekinin kökü sadece 4 ve eşitlik olmadığı için içi boş. Alttaki de yine kökleri eksi 3 artı 3, içi boş çünkü dahil eşitlik yok. İşaretimiz ikisinde de artı değil mi arkadaşlar? Bakın 2x eksi 8'de en büyük dereceli terim 2x işareti artı. Payda zaten artı artıyla başlayacağız. Alttakinde de yine x kareden dolayı ve 2'den dolayı artıyla başlayacağız. 4'ü geçerken değiştiriyorum ama diğerlerini değiştirmiyorum çünkü kökleri değil. Ve küçüktür sıfır çözdüğüm için arkadaşlar eksili bölgeleri tarıyorum. Diğer eşitsizlikte ise yine artıyla başladık. 4 kökü değil zaten. 3'ü geçerken de eksi 3'ü geçerken de değiştiriyoruz. Ve nereye alacağız? Küçüktür sıfır olduğu için eksili bölgeleri alacağız. Her ikisinde taramış olduğumuz aralık ortak olarak her ikisini sağlayan eksi 3 artı 3 aralığı. Adana'da aralık doğru değil. Bursa'da doğru. Ceyhan'da doğru değil. Denizli'de doğru değil. Edirne'de aralık doğru. Peki hangisi cevabımız olacak? Bakın 1'in kökü 4, 2'nin kökü eksi 3 artı 3 doğru verilmiş. İşaretler de doğru verilmiş. O yüzden cevap Bursa oluyor. Burada ise eksiyle başlamış. Bakın 2 numaralı da. O yüzden orada hata yapılmış. Edirne olmuyor o yüzden. Geldik 7. soruya. X eksi 1 bölü x artı 4 küçük eşit 0. X kare artı 4 x büyüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesine veren işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Birinci eşitsizlikten başlayalım. Payın kökü x eksi 1'i 0 eşit dersek 1. Paydanın kökü x artı 4 0 eşit dersek eksi 4 olur. İkinci eşitsizlikte x parantezini alırsak x çarpı x artı 4 olur. 0 eşit dediğimizi düşünün. Kökler ne olur? Her bir çarpanı 0 eşit dediğimizde 0 ve eksi 4 olur. Tüm köklere baktığımızda en küçük eksi 4 var. Sonra 0 var. Sonra 1 var. Üstteki satır 1 numaralı eşitsizliğin olsun. Alttaki de 2 numaralının olsun arkadaşlar. Üsttekinin kökleri 1 ve eksi 4. Şimdi burada ne yapacağız? Eşitlik olduğu için payın kökünü dahil edeceğiz. Paydanın kökünü dahil etmeyeceğiz. Zaten bunun için de iki çizgi çiziyoruz unutmayalım diye. Diğerinde kökler 0 ve 4 eşitlik olmadığı için ikisi de 0 ve eksi 4 pardon. Eşitlik olmadığı için ikisi de dahil değil. İşaretimiz ne? Birinci eşitsizlikte x eksi 1'deki en büyük dereceli terim x. Altı da x artı 4'ten x. Artı bölü artıdan ikisi de artı olduğu için artı ile başlıyoruz. 1'i geçerken işaret değiştiriyorum. 0'ı geçerken değiştirmiyorum. Kökü olmadığı için eksi 4'ü geçerken değiştiriyorum ve küçük eşittir 0 dediği için eksili bölgeleri tarıyorum. Alttakinde en büyük dereceli terim x kare pozitif arkadaşlar. Artı ile başlıyoruz. 1'i geçerken görmezden geliyorum. Kökü olmadığı için 0'da ve eksi 4'te değiştiriyorum. Ve büyüktür 0 olduğu için artılı bölgeleri tarıyorum. Her ikisini de ortak olarak taramış olduğum aralık neresi? 0, 1 aralığı. A'ya bakıyorum. 0, 1 aralığı taranmamış. B'de var, C'de var, D'de yok. E'de de 0, 1 aralığı taranmış. Şimdi işaretleri kontrol edelim. İkisinde de artıyla başlanmışım. Mesela Bursa'da artıyla başlanmamış. Yanlış. Ceyhan'da ve Edirne'de ikisinde de artıyla başlanmış. Artı eksi eksi artı yapılmış. Alttakinde de artı artı eksi artı yapılmış. Bunda sıkıntı yok. Doğru yani. Şundaki yanlış ne? Edirne'de artı artı kökü yanlış yapılmış. Bakın bir numaralının kökü eksi 4 ve 0 yapılmış ama ney? Doğrusu 1 ve eksi 4. O yüzden Edirne'de hata yapılmış. Cevabımız Ceyhan.